Arkadaşlar, ben şöyle bir şey hazırladım. Size de göstereyim öncelikle. Yani sorular kategorisi yaptım. Eleştirisel sorular var, çözümsel sorular var, meraksal sorular var, görüşlere dayalı sorular var. İsviçre'deki Türklerin ya da Avrupa olsun görüşleri ve yorumları var. Şu an sadece hızlı geçiyorum. Örneğin eleştirisel sorular. Madem bu kadar pahalı neden geliyorsun? Bunu açıklayacağım. Dolar, euro ya da frank senin olsun, Türk liramızı bize yeter. Yani bu eleştiri ne anlama geldi ben de anlamadım. Ama onu da açıklayacağım. Soğan ekmek yeriz ama bayrağımızı indirmeyiz, ezanımızı susturmayız. Bu çok garip bir açıklama ama bununla ilgili bir açıklamam gelecek size. Türkiye'miz cennet ama kıymeti bilinmiyor. Bunu daha çok Avrupa'da yaşayan Türkler söylüyor. Bu da gizli bir yalan, gizli bir sizleri kullanma var. Bunları da çok etkili şekilde anlatacağım size. Resmen anlatacağım. Çözümsel sorular var. İşte şey deniyor. Peki çözüm ne? Ne yapılabilir? Peki döviz ne zamana kadar yavaşlar, durur ya da değerlenir? Türkiye'de demokrasi var mı? Ya da demokrasi nedir senin için gibi sorular var. Bunların hepsini açıklayacağım size. Merak soruları, işte İsviçre'deki market fiyatları ne kadar? İsviçre'deki araç fiyatları ne kadar? Ev kiraları ne kadar? İşçi maaşları nasıl hesaplanıyor, ne kadar? İsviçre'de bir ailenin aylık gider kalemleri ne kadar? İsviçre'de eğitim hakkında bilgi verir misin? Bunların hepsini size detaylı detaylı, ilkokul çocuğundan tutun, kreşe giden çocuktan, anaokula giden çocuktan tutun, her bilgileri vereceğim eğitimle ilgili. Alım gücünü anlatır mısınız diye en sevdiğim soru. Yani bu alım gücü o kadar keyifli bir şey ki, o kadar güzel bir şey ki alım gücü. Sadece canınız istediği her şeyi yapabilmekle alakalı bu. Bunu da açıklayacağım detaylı olarak. Sonra vize nasıl alınır İsviçre'ye diye soru da var. Nasıl gelinebilir? Ne yaparsak gelinebilir? Bunlarla bildiklerimi söyleyeceğim size. Sonra görüşe dayalı da soru var. İşte sizin partilerle ya da parti görüşünüze göre ben hala söylüyorum yani insanların hangi partiyi tuttuğunu ya da seçtiğini, sevdiğini kişi kendisini ilgilendirir. Kimseyi kimseninkini ilgilendirmez aslında. Benim buradaki tüm amacım Avrupa'da yaşayan Türklerle ilgili başta. Onları da birkaç gruba ayırıyorum. Avrupa'da doğanlar, sonradan gidenler, çok uzun süre gitmiş olanlar diye ayıracağım. Çünkü bunlarla ilgili de sıkıntılar var. Sonra Türkiye'deki Avrupa'dan Türkiye'ye bakışla ilgili, insanların nasıl baktığıyla ilgili, bunların hepsini size o kadar çok basit bir dille anlatacağım ki ve anlayacaksınız. Benim amacım şu olacak. Ben anlatayım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, benim milletim anlasın. Kendi kafasında yorum yapsın. Kendisi düşünsün. Yani benim amacım partisel değil, daha çok ekonomiye dayalı. Bir bazı Türkler var arkadaşlar, hem İsviçre hem Avrupa'da yaşayan Türklerin bazı yorumları var. Şunu söyleyeceğim, Avrupa'da yaşayan Türklerin %90'ı benim için sıkıntılı. %10'unu ayırıyorum. Eğer sizler, Avrupa'da yaşayan Türkler, %10'u içerisinde olduğunuzu hissediyorsanız size lafım yok. Ben %90'ı ile uğraşacağım. Nedir örneğin? Türkiye'deki herkes gergin ve suratsız. Onun çok güzel bir cevabı var bende. İşte Türkiye'ye dikkat edin, herkesin telefonu kırık. Bunda da mükemmel bir açıklamam gelecek. Ya otobüslere biniyoruz da işte tıklım tıklım inenlere bile öncelik tanınmıyor. Açıklayacağım. Ya, Türkiye'de herkes istediği gibi işe gidiyor. Bakın biz Avrupa'da saat 5'te kalkıyoruz, 4'te kalkıyoruz. Bunu da açıklayacağım. Kafeler, restoranlar tıklım tıklım dolu. Açıklayacağım. Türkiye'de çoğu insanların dişleri, çok özür dilerim bu bile soruldu. Türkiye'de çoğu insanların dişleri çürük, bakımsız insanlar dendi. Bunu da açıklayacağım. Tamam, Türkiye'de telefon pahalı ama herkes de iPhone istiyor gibi yorum da var. Bunların hepsini açıklayacağım. Başlıyorum sorulara. Örneğin Avrupa'da yaşayan Türklerin bazı yorumları ve soruları var. Bunlardan bir tanesi söyleyeyim. İşte, ne diyorlar örneğin? Türkiye'de herkes gergin ve suratsız. Arkadaşlar bakın burası İsviçre. Avrupa'nın tamamında belki de. Dışarıda çıktığın zaman insanlar birbiriyle selamlaşır. Birbiriyle konuşur. Tamam. Bu çok güzel bir şey. Bu bir nezaket anlamı. Ama şu da var yani herkes mutlu. Mutlu çünkü sokağa çıktığında birine bakıp merhaba diyebiliyorsun. Ama Türkiye'deki insanları yani Avrupa'da yaşayan Türklerin Türkiye'deki insanlar hakkında bunu söylemesi ne kadar yanlış. Evet Türkiye'deki herkes gergin. Evet suratsız denilebiliyor. Ama sebebi ne? Çünkü herkesin yani o sokakta yürüyen, o caddede yürüyen, o herkesin, o her genç kızın, erkeğin, o yaşlının hep kafasında ekonomik sorunlar var arkadaşlar. Kredi kartı borçları var. Kredi borçları var. Çocuk evlendireceğim nasıl olacak diyen var. Çocuğum askere gidecek ben ne yapacağım falan diyenler var. Çocuklarım işsiz kaldı diyenler var. Bir babanın ya da bir annenin çocuğuna bir doğum günü hediyesi ya da bir okul hediyesi nasıl alacağım gibi sorunları var. Yaşlıları düşünelim. Torunlarına
bayram açlığı verecek ama var mı, ne kadar var, nasıl olacak? İnsanlar bunları düşündüğü için kafaları dolu. Yani yürürken, dolaşırken gerginlik bundan olsa gerek. O yüzden sizden ricam, Avrupa'daki yaşayan Türklerden ricam, insanların gergin ya da suratsız olduğunu söylerken nedenini de biraz bilmeye çalışın. Teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi ikinci soruya geçiyorum. Yine bu Avrupa'da yaşayan Türklerle ilgili. Bir gün ben bir konuşmaya şahit olmuştum. Bu gerçekten çok zoruma gitmişti benim. Şöyle bir konuşma. Ya işte Türkiye'ye gittiğin zaman otobüsler tıklım tıklım. İnenlere bile yer vermiyorlar. Yani bu kadar saygısızlar diye yorum yapılmıştı. Bunu açıklayacağım. Sonra şöyle bir şey yorum gelmişti. Ya ben dikkat ediyorum da Türkiye'deki herkesin telefonu, yani %90'ı neredeyse telefonu kırık. Yani bu insanlar çok mu sakar gibi yorumlar yapılanlar. Bir ortamda olmuşum, onu duymuştum. O da verdiğim cevabı size de vereceğim. Ya şimdi düşünsenize, İstanbul'dan örnek vereceğim ben, İstanbul'da olduğum için. Yani İstanbul'dasın, metrobüs ya da ulaşım aracını kullanacaksın. Yani inenlere yer vermek tabii ki çok nezaket gösterisi, kabul de. O kadar insanlar işe gidecek ya da işten çıktı, evine gidecek. Yani o otobüse binememe olasılığı var. Ve diğerini bekleyecek, diğeri de dolu gelecek. O yüzden insanlar yani resmen mecbur kalıyorlar o otobüse. İnenleri beklemeden çabuk binmeye mecbur kalıyorlar. Bu saygısızlık değil arkadaşlar. Bu çaresizlik. Bunu bir kabul edelim, tamam mı? Sonra benim en çok dikkatimi çeken, yani bu o kadar çok büyük bir hakaret ki. Dostlar, dediğim gibi bir ortamda bulunmuştum. Şöyle denmişti ya, Türkiye'deki herkesin, bakın telefonlarına, çoğunun telefonu kırık. Evet kırık. Avrupa'da insanların telefonları kırık değil mi? Camları ya da kenarları, bir yerleri. Evet kırık. Ama göremezsiniz. Neden biliyor musunuz? Çünkü hemen tamir ettiriyorlar. Hemen. Telefonun bugün camı mı kırıldı? Hemen ertesi gün tamire verip ya da sigortasına verip yaptırıyorlar. E Türkiye'deki kişi nasıl yapsın bunu? Yani adam telefonun camının kenarı kırılmış. E gitse tamire, bilmiyorum fiyatları ama 3000 TL, 5000 TL tamir parası. Yani bunu nasıl verecek o an? Ve ne yapıyor insanlar? Biraz daha idare edelim diyorlar. Aman böyle kalsın diyorlar. O yüzden o gördüğünüz kırıklık çok sakar olduğundan değil, yaptıracak güçlerinin zayıf olduğundan. Bu da Avrupa'da yaşayan ve yanlış düşen insanlara bir cevap olsun arkadaşlar. Teşekkür ederim. Şu an cevaplamak istediğim soruyu okumak istiyorum. Hatta bunu biraz aksanlı yapmak istiyorum. Bakın Sokak röportajlarına, Avrupa'da yaşayan bazı, dediğim gibi hepsi değil, bazı Türklerin ortak bir yorumu var. Onların ağzından konuşacağım. Ya ben Almanya'dan geliyorum işte, Türkiye'ye bakın, her yer kafeler, barlar dolu. Türkiye'miz cennet, Türkiye çok güzel ama kıymetini bilen yok. Almanya çok kötü, biz orada çok zor şartlar altında yaşıyoruz. Türkiye'de işsizlik var diyorlar, bu yalan. Bakın bütün kafelere, barlara dolu, tıklım tıklım her yer gibi yorumlar yapan var. Şimdi onlara sesleniyorum. Ne diyor bunlar? Türkiye kafeler, restoranlar tıklım tıklım dolu. İşsizlik yok diyorlar, değil mi? Biz Avrupa'da işte eziliyoruz. Avrupa çok kötü diyorlar. Avrupa'da kötü olan ülkeler var. Bu doğru. Bunları da başka bir videoda açıklayacağım. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Türkiye'deki kafeler ve restoranlar dolu, değil mi? Ya öncelikle ben İstanbul'dan bahsediyorum. İstanbul'un nüfusu zaten turistiyle, dışarıdan gelen kaçakçılarla beraber, ben kaçakçı diyeyim onlara, mülteci vesaire birlikte, neredeyse 25-30 milyona yakın. Ya o 30 milyon inanılmaz derece büyük bir rakam. Aa, abarttın mı? 25 milyon olsun. Daha mı indireyim? 20 milyon olsun, sorun değil. Çok büyük bir rakam. Bu rakamların yüzde kaçı çalışıyor? Yüzde kaçı o an uyuyor? Yüzde kaçı işsiz, güçsüz? Yüzde kaçı kafelerde? Size yemin ederim gördüğünüz olasılık %2-3 falan, yani fazla değil. Evet, kafe restoranlar tıklım tıklım dolu. Ya bunların içinde turist yok mu? Bunların içinde Avrupa'dan gelen Türkler yok mu? Ya bunların içinde maddi imkanları güçlü olan insanlar yok mu? Var tabii ki. Buradan da bakmak lazım. Hani o gördüğün kafe restoranların doluluğu, herkes mükemmel bir hayat yaşıyor. Herkesin maddi durumu iyi anlamına gelmiyor. Türkiye'miz tabii ki cennet ama dışarıdan gelenlere cennet gibi. Çünkü ben şuna kızıyorum. Mesela Avrupa'dan Türkiye'ye giden bir insan tatil amaçlı gidiyor zaten. Yani yemeye, içmeye, eğlenmeye ve tatil yapmaya ve dinlenmeye gidiyor, değil mi? Bundan dolayı gözlerin seni cennet gibi görüyor Türkiye'yi. Ama baksana orada yaşayan insanlara. Oradaki yaşayan insanlar yani
günde 12 saat çalış, haftada 6 gün çalış, bu 70 saat yapsın. Çok düşük maaş al. Ondan sonra Türkiye'dekiler kıymetini bilmiyor. Bence Türkiye'dekiler Türkiye'nin kıymetini çok iyi biliyor. Siz Avrupa'da yaşayan Türkler Türkiye'nin kıymetini bilmiyorsunuz. Artı şöyle bir şey de var misal. Bu hani kafe restoranların dışında. Ya benim dikkatimi çekiyor. Herkesin evinin önünde araba var. Her yer araba dolu. Yani arabadan geçilmiyor. Bütün sokaklarda her bir binanın herkesin 2-3 arabası var deniyor. Ya arkadaşlar, tekrar söylüyorum. Avrupa'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti arkadaşlarım. Bir şeyleri yanlış biliyorsunuz. Yanlış konuşuyorsunuz ama farkında değilsiniz. Oturduğunuz yer o kadar rahat olduğu için o şekilde konuşuyorsunuz. Ne diyorsunuz? Türkiye'de işte arabalar, bir sürü araba var. Her yer tıklım tıklım dolu. Her binanın 2-3 tane arabası var diyorsunuz. Şimdi size bir şey söylemek istiyorum. Neden Türkiye'de her yerde araba var? Bunu biliyor musunuz? Bunun cevabı çok basit aslında. İsviçre'den örnek vereyim. Aslında Avrupa'nın tamamı için geçerli. Her binanın arkadaşlar altında otopark var. O yüzden dışarıda araba göremiyorsunuz. Yani şu an ben bir sitede oturuyorum. Burada her site 3 katlı falan yani. Burada yaklaşık 20 tane blok var. 20 blok, 3 katlı. Yani daire olarak herhalde bir 400-500 tane daire vardır. Dışarıda hiç araba yok. Nerede o zaman? Herkes arabasız mı? Yani şey mi diyelim İsviçre'de burada 400 kişinin oturduğu 400 tane dairede hiç kimsenin arabası yok mu diyelim? Arabalar aşağıda otoparkta. Türkiye'de nerede otopark var doğru düzgün evlerin altında? Yeni yapılanlar da başladı, bravo. Eskilerden çoğu evler eski. Eski evlerin altına otopark yapmak yerine bodrum kat yapıp kiraya veriyor insanlar. Ya da dükkan olarak kullanıyor. O arabaları koyacak yer yok. O yüzden çok görünüyor. Bu da bilinsin yani. Arkadaşlar bir şey daha söylemek istiyorum. Bir arkadaş şöyle sormuş. Ya biz hatta onun gibi aksan yapmak istiyorum. Ya biz Avrupa'da yaşıyoruz. Biz sabah saat 4'te kalkıp işe gidiyoruz. Türkiye'dekiler böyle değil. Onlar saat 8'de 9'a işe gidiyor. Öğleye kadar uyuyorlar. Yani biz çalışkanız ama Türkiye'dekiler çok tembel gibi yorum yapanlar var. Bunları da cevaplıyorum. Hey Avrupa'daki Türk. Sen sabah 4'te kalkıp 5'te kalkıp işe gidiyorsun. Doğru söylüyorsun. Türkiye'dekiler 9'da 10'da 8'de gidiyor. Doğru söylüyorsun. Peki neden geldin? Saati söylemiyorsun. Sabah 5'te gidiyorsun. Sabah 4'te gidiyorsun. Kaçta çıkıyorsun işte? 12'de 1'de. Örneğin ben. Sabahçı çalıştığım zaman sabah 5 iş başı. Öğlen 1'de bırakıyorum. O eleştirdiğin Türkiye'deki vatandaş sabah 8'de işe gidiyor diyelim. Akşam kaçta çıkıyor biliyor musun? Minimum 6'da. Minimum 6'da. Ya da yine 8'de çıkıyor. 8'de gidip 8'de çıkıyor. Ve haftada 6 gün çalışıyor. Bu ne demek biliyor musun? 72 saat demek. Siz Avrupa'da kaç saat çalışıyorsunuz? He? Almanya'da kaç saat çalışıyorsunuz? İsviçre'de 41 saat. 41 saat çalışıyoruz. Türkiye'deki 70 saat çalışıyor. Ve aldığı maaş asgari ücret. Bir de şunu söyleyeceğim. Bazı insanlar asgari ücret deyince askerden bahsediyorlar. Asker anlıyorlar, asker maaşı. Artık Türkçeyi bu kadar basite indirmek lazım. Asgari, yani en az alınan ücret. Bunu biraz vurgulayayım. Bunu bazı Avrupa'daki insanlar şey olarak anlıyor. Asker parası olarak anlıyor. Asgari ücretle çalışanların sayısı Türkiye'de inanılmaz yüksek. Zaten düşük. Zaten açlık sınırında. Düşük. Bu arada bazen şey diyorlar. Herkes mi asgari ücretle çalışıyor? Cevap vereyim mi? Asgari ücretin altında çalışanlar bile var. İçine giriyorsa diyorlar. Buyurun. Böyle bir küçük ücreti alacak bu insanlar. 72 saat çalışacak. Telefonu tabii ki kırık olacak. İyi bir telefon alamayacak. Yolda yürürken gergin ve suratsız olacak. Hakkı. Bu insanların böyle olması hakkı. Çünkü bu ekonomik zayıflık insanları bu duruma getiriyor. Bunu da bilin. Bazen bak şöyle konuşmalar oluyor arkadaşlar. Şey diyorlar. Sabret. Gün doğmadan neler doğar? Biraz dişimizi sıkalım. Yakında bak neler olacak? Gelecekte her şey iyi olacak. Ya bunlar hep umut edici sözler. Ya soruyorum, umut edici sözler neden var? Çaresizliğin önünde sizi zaman kazandıracak sözler gibi şey bu yani. Hani yok, iyisi olmuyor. Yani bu yönetimle alakalı. Yönetim insanları çaresiz bırakıyor. Çaresiz bırakırken bir yerden dinle tabii ki. Bir yerden de öğütlerle işte sabreden dermiş, muradına ermiş. Dişini sık, dişini sıkmak, ayağını yorganına göre uzat, savurganlık yapmayın gibi bazı yorumlarla sizlere umut veriyorlar. İnanın umuda ihtiyacımız yok. Sadece ve sadece ekonomik durumun iyileştirilmesine ihtiyacımız var. Çok anlatacağım şeyler var. Çoğunu belgelerle anlatacağım o derece.
ama yakında. Aklıma geldikçe, sorular soruldukça hepsini cevaplayacağım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere diyorum.